Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün fincan çevirmece oynayacağız. Aslında adı şişe çevirmece ama biz evdeki imkanlarla bu fincanları oyuna çeviriyoruz. Kendimize küçük bir oyuncak aldık ve bu küçük adımı seçtik arkadaşlar. Şapkası da var. 3 tane aynı fincanımız var arkadaşlar. Şimdi defterimizi ve kalemimizi de aldık. Puanları yazacağız. Arkadaşlar ilk oyuncu söyleyeyim. Biz evdeki imkanları oyunları çeviriyoruz. Siz de evde bulduysanız oyunu çevirebilirsiniz birkaç şeyi. Şimdi biz fincanla oyun oynayacağız. Ben ilk oyuncu isimleri yazayım. Sonra oyuna başlayalım. Arkadaşlar ben ve Rüzgar oynuyoruz. Bu evde annenizle ve babanızla oynayacak çok güzel bir oyun. Siz de oynayabilirsiniz. Çünkü çok eğlenceli bir oyun. Şimdi ben Asmin ablam çevirerek sonra ben de bulmaya çalışacağım. Takip edin bakalım. Thank you.
biliyorum ama bu nasıl mümkün? Uzun zamandır da oynamıyorduk. Şimdi karıştırayım. Uzundaydım. Aslında bu oyun bir an çık ses çıkarttığı için anlayabiliyoruz hangisinde. Evet, çünkü biz şöyle getiriyoruz. Ses çıkıyor. Bu gidemiyor ya. Şuraya çarpıyor, şuraya. O yüzden içine başka oyuncaklar da koyacağız şimdi. Çünkü ben gidip onu... iki oyuncak getireyim. Evet arkadaşlar, Rüzgar pamuk getirdi bize. Şunlardı. Arkadaşlar, bu gibi oyuncaklar veya tokalar çok ses çıkarttığı için bunu şuraya koyup pamuk getirdik. Siz kağıt veya peçete de kullanabilirsiniz. Şimdi bu ses çıkartmıyor ve üstüne koyup puanları da sıfırdan başlatıyoruz. Hayır. Böyle olsun. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar, biz birazını bu oyuncakla oynadık ve sizlere pamuğu da gösterdik. Ve puanları topluyorum. Ben 4 puan, Rüzgar 3 puan kazanmış oluyor. Ve arkadaşlar, bugün çok eğlendik. Çok güzel bir oyun oynadık. Siz de evde oynayabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Lütfen şöyle yapmayın. Hoşçakalın.